Önce konuşma adabını öğren komutan. İhtiyar diye hitap ettiğin ben, senin gibi nice komutanların kellesini aldım. Gerekirse yine de almaktan çekinmem. Şimdi var git. Elazığ'da ki Süleyman Şah obasından ona bir keçi bile vermez. Sultan Alaaddin emretse Süleyman Şah can verir de Elazığ için sadaka bile vermez. Halep'in altınlarını obanın çamurlu yoluna taş niyetine düzer. Hadi var git. Yazık olacak. Hem de çok. Süleyman, senin kelleni bizzat kendi ellerimle ben alacağım. Komutan, Cenk meydanında karşılaştığımızda ikimizin de kaderini Cenab-ı Hak belirleyecektir. Hadi var git. Şimdi ne yapacağız beyim? Ertuğrul'la Gündoğdu'nun gelmesini bekleyeceğiz. Oğullarım Elazığ'ın gözünün önünden riya perdesini yırtıp atana kadar sabredeceğiz. Tek çaremiz bu. Uğursuz kadın. Ne diyecek sende de içinde kalmasın. Var git yoluna Selcan. Karnında bebenle diklenme öyle. Demin bebeme laf ettin. Şimdi ne oldu? Karşında görünce kuyruğunu mu kıstırdın? Selcan git dedim. Yoksa fena olur. Fena olur ha? Ne yaparsın da fena olur? Ha? Söyle hadi. Söyle kim bana haddimi bildirecek? Ha? Söyle ben nereden gelmişim de kim bana bunu hatırlatacak? Ha? Söyle diyorum. Söylesene ödlek. Öyle adi bir yosma gibi ardımdan konuşmak kolay. Hadi, hadi şimdi yüzüme söyle. Ha? Kim bana nereden geldiğimi hatırlatacakmış? Yoksa babanla Süleyman Şah'ın bir olup
babamı öldürmesinden mi bahsedersin? Söyle! Bir daha bana vurmaya kalkarsan seni... Ne yaparsın ha? Ne yaparsın beni ha? Selcan! 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 Selcan iyi misin? Defol! Defol dedim! Ulan ne yaptım ben? İnceliğini öğrenmeliyiz. Sanmıyorum. Müslümanlar buna iman gücü diyorlar amcacığım. İmanlarını da alacağız ellerinden. Tıpkı Turgut'un alp giysilerini çıkarıp yerine şövalye giysilerini giydirdiğimiz gibi yapacağız bunu. Kurdoğlu. İmanlarını satmaya hazır o kadar çok imansız var ki aralarında. Aferin Yehuda. Hadi gidelim Yehuda. Dinlen biraz. Hiçbir ateş insanın ruhunu gençlik ateşi gibi yakamaz Petruccio. Bilmem anlatabildim mi? Numan, Türkmenleri isyana teşvik etmek için davet etmiş. Böyle olacağı belliydi. Neredeymiş bu davet? Henüz bilmiyoruz. Demek Şehzade Numan, Nasır'la işbirliğini kabul etti ha? Alaaddin bunu duyduğunda... ordusuyla Halep'e yürümekte tereddüt etmeyecektir. Çok kan akacak Afşin. Bu en çok da Haçlı ordusunun işine yarayacak. Moğolları da unutma. Thank you.
Süleyman Şahım, ben canımı vermeye hazırım. Onca cana kıyılmasın. Oğuz töresinde sığınan misafir düşmana verilmez Atabey'im. Ok yaydan çıktı. Ya onların kalbine saplanacak ya da bizim. Orduları çok kalabalık beyim. Mutlaka bir yol bulmalıyız. Nice azlar, nice çoğa galip gelir. Bilmez misin Kurdoğlu? Bilirim beyim. Bilirsin de o dilin düşmanın kudretini zikredeceğine, aklın da bileğin de cenk için çalışsın. Orduda adamlarım var demiştin Atabey'im. En güvendiğim komutan dahi beni hain bellemiş. Obanın dışına çıkıp orduyu gözetlemek isterim beyim. Kaç kişiler, nerede yerleşmişler, ne ederler bilmek isterim. Bilelim ki ona göre mukabele edelim. En güvendiğin alpleri al yanına. Beyim, iznin olursa kılık değiştirip yalnız gitmek isterim. Şeytan seni görse ben ne işe yararım der. Yine yaptı yapacağını kaltak. Ablana Gökçe. Bebeğini
Şu bahsettiğim kurdu oldu. Ertuğrul'un elimizden aldığı güvercinlerden biriyle haber göndermiş. Benimle görüşmek istiyormuş. Bu çok iyi Petruccio. Demek ki ektiğini biçeceksin. Sahi, şu Nasır ordusuyla obayı kuşattı mı? Evet. Yakında o iş de bitecek. Ya sonra? Her şey Kudüs için öyle değil mi Thomas? Sahi Thomas dediğinde aklıma geldi. Papa olduğumda alacağım isim. Bir fikrin var mı? Leo'yu düşünüyorum sevgili Petruccio. Kaçıncı Leo olacaksın? 10. Leo. Peki neden Leo? Hun İmparatoru Attila'yı Avrupa önlerinde durduran kutsal bir adamdı. Onun aziz hatırasına bu ismi uygun gördüm. Papa 10. Leo. Bu müthiş fikrini kutlayalım. Şarap. Lütfen. Sahi. Acaba şarap tanrısı Dionysos'un adını mı alsam? Birinci Dionysos. Birinci Dionysos. Süleyman Şah'ım. O masuma nasıl bilerek kıyarım? Allah'tan korkmam mı sanırsınız? Selcan acısından ne dediğini bilmez. Selcan. Aykız bilerek düşürmedim der. Bu durumda kısas yapılamaz. Ama senin istediğin başka bir ceza verilecek. Ne ceza istesem bebeğimin acısını unutturamaz baba. Bu yüzdendir ki... kırbaçlansın. Nasıl ki ben ona her baktığımda bebeğimi hatırlayacaksam... o da sırtına her dokunduğunda bana bu yaptığını hatırlasın. Oba meydanında 30 kırbaçla cezalandırılacaksın. Bir diyeceği olan var mı? Yeğenimi aldım.
İlk hediye sen misinden olsun istedim. Vay benim kardeşim. Senin evlatlarını da görürüz inşallah. İnşallah. Bir haber var mıdır beyim? Var. Türkmen aşiretleri Numan'ın etrafında toparlanıp Selçuklu'ya savaş çıkaracaklarmış. Kara Toygar haklıymış demek. Şehzade Numan Nasır'ın tezgahına gelmeseydi Türkmenlere bu daveti yapamazlardı. Demek ki Numan Selçuklu tahtına aday. Şimdi ne edeceğiz beyim? Gidip bu savaşa engel olacağız Doğan. Ne yapıp edip Numan'ı oradan çıkarıp alacağız. Bu sayede Halep'i de obayı da kurtarmış oluruz. Bu işin sonu da Eftalya'ya benzemesin de. Gidelim. Sayende küçük şehzadeyi kurtardık. Bu vesileyle de Halime Sultan'la evliliğin yolunu açtık Ebu Hişam. Tevafuk olmuş Emir Hazretleri. Cenab-ı Hakk'ın takdiri olmasa bu mümkün olur muydu? Eyvallah. Lakin komutan Günhan'ın obaya saldırmasını geciktirmeniz pek iyi olmamış Emir Hazretleri. Malumunuz yarının ne getireceğini kimse bilemez. Kayılara bir şans daha verdim. Zaten Müslüman kanı dökmeden bu meseleyi çözmek istediğimi en iyi sen biliyorsun Nasır. Doğrudur efendim. Lakin... Lakin? Sen Türkmenlerle meseleyi istişare et Nasır. Yarın Halime Sultan'ın nikahımı alacağım. Maşallah. Sonra beraber Ak Köşkü'ne gideceğiz. Çok yoruldum Ebu Hişam. Orada biraz şiirlerimle uğraşmak istiyorum. Döndüğümde seninle Türkmenlerle olan meseleyi istişare ederiz. Emredersiniz efendim. Zat halinizin omzundaki yük öyle büyük ki... kim olsa bu yükün altında ezilir giderdi. Estağfurullah. Selcan Hatun, Rabbim evlatlarınla seni ahirette buluştursun. Amin Fatma Ana. Amin. Destur var mıdır Selcan Hatun? Buyur Kurdoğlu. Başın sağ olsuna geldim. Evlat acısını, yar acısını benden gayri kimse bilmez. Evlatlarıma, can yoldaşım hatunuma Moğollar kıydı. Toprağa onları değil, yüreğimi gömdüm. O vakit bu vakittir de cenkten kaçar oldum. Kimsenin ocağına evlat acısı düşsün istemem. Demek kimsenin ocağına evlat acısı düşsün istemezsin Kurtoğlu. Kim ister ki? Bir ayağı çukurda ihtiyarım ben Selcan Hatun. Obaya son bir hizmet vermek isterim. Gündoğdu da hakkını alsın. Bunun için gidip tapınakçılarla görüşeceğim. Eğer tapınakçılardan
Elaziz'e karşı bir destek alamazsam... Süleyman Şah'ı da... Ertuğrul'u da... Şahabettin'i de... kendi ellerimle öldürürüm. Bu sözlerimi de sakın unutma. Müsaadenle. Sen benim evladımın katilisin Kurtoğlu. Asıl bunu hiç unutmayacağım. Hiç. Başıma gelenler baba. Turgut'un acısına dayanamazken... Bey torununun canına kıydın derler bana. Hangi kuytuya destursuz bastım da... bu gayya kuyusuna düşüverdim. Of yok kızım. Of yok. Bizim kelamımız Allah'tır. Hazreti İbrahim'in ateşini göle eleyen Allah. Bir gün gelir senin ateşine de merhamet gösterir. Benim haydan güzel, candan öte kızım. Geçer bugün. Geçer. Bir bakmasın. Telli duvaklı gelin olduğun günler gelmiş. He? Yom verip hanım yerli karadağların yıkılmasın. Gölgelice karacın kesilmesin. Kan gibi akan göklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Ah benim dertli kızım. Evlat acısını iyi bilirim. Dert etme. Rabbim onu sana ahirette şefaatçi kılsın inşallah. Yıllardır... bunca vakittir erime evlat vereceğim diye beklerim ana. Ben gün doğduya ne derim? Bebeğimi kaybettim diye nasıl derim ana? Selcan, güzel gelinim benim. Bu işte ne senin... ne de ay kızın kabahati yok. Bu takdiri ilahi evladım. Bak göreceksin. Gün doğdum hiçbir şey söylemeyecek. O soysuz kız nasıl da dellendi. Turgut'una kavuşmak için benim bebeğimi aldı. Ay kız beynin torununa bunu nasıl yapar? Böyle bir vebali yüklenir mi kızım? Gel merhamet et. Kırbaç çok ağır bir ceza. Hem deli demiri de zor durumda bırakmayız. Merhamet et evladım. Merhamet bulasın. Sen ne dersin ana?
Sen ne dediğini bilir misin? Ben senin neslinden bir canı toprağa gömdüm. Cana can almayı isteyeceğini bir de benden merhamet mi beklersin? Oh! Mahkeme var. Şehzadem. Buyurun Emir Hazretleri. Halime Sultan'a söz verdiğim bir düğün hediyesi vardı. Onu yerine getirdiğimi söylemek için geldim. Kayılara verdiğim süreyi uzattım. Siz Ali Cenap ve müşrik bir insansınız. Allah razı olsun. Nikahtan sonra av köşküne doğru yola çıkacağız. Emrinize iki tane cariye verdim Halime Sultan. Bundan sonra her işinizle onlar ilgilenecekler. Boy boylansınlar, soy soylansınlar diye dua ettiğim evlatlarım Azrail'in pençesinde. Yıllardır yolunu gözlediğim Sungur Tekin'imden sonra Dündar'ım, Ertuğrul'um, Gündoğdu'm kim bilir ne haldeler. Torunumu kucağıma almayı beklerken, kokusunu bile duymadan kara toprak beşiği oldu. Bu ne gamdır, bu ne derttir, bu ne acıdır beyim. Bela da rahmet de yüce yaradandan gelir. Evlatlarımızın sahibi de odur. Dilerse de alır. Bize düşen belaya sabır, rahmete şükürdür Hayme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu kim? Kayıların Beydili aşiretinden efendim. Süleyman Şah'ın kayınbiraderi Korkut Bey. Selamun aleyküm Korkut Bey. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Oğuz'a otlak veren beyin ricası dediler. Kırmadık geldik. Lütfetmişsiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun.
Burası harem koridoru. Az ileride de Halime Sultan'ın odası var. Benim gitmem lazım. Tamam kızlar. Baba ve kızı yalnız bırakalım. Allah mesut etsin kızım. Allah bir yastıkta kocatsın. Sen kızını terli duvaklı gelin etmedin baba. Sen kızını bu sarayı diri diri gömdün. Belime bağladığım bu kuşak gelin kuşağım değil. Kefenim olsun.